Irak Federal Mahkemesi Nuri El Maliki'nin yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilebileceğine karar verdi. Parlamentoda muhalefetin Maliki'nin önünü kesen düzenlemesi mahkeme tarafından iptal edildi. Seçimlerin ardından hükümet kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan Irak'ta Maliki'ye verilen süre sona erdi. Maliki üçüncü kez hükümet kurmak için girişimlerde bulunacağını açıkladı. Ancak Irak Meclis Başkan Yardımcısı Haydar İbadi, Şii Ulusal İttifakı'nın başbakan arayışının başarısızlıkla sonuçlandığını belirtmiş ve Maliki'ye çekilmeyi önermişti. Maliki ise Cumhurbaşkanı Fuat Mahsum'u anayasaya aykırı olarak başbakanlığını engellemeye çalışmakla suçlamıştı. Siyasi gerilimin ardından Maliki'ye bağlı Şiilerden oluşan silahlı birliklerin başkent Bağdat'ta kritik noktalara konuşlandığı gözlendi.